Selamun aleyküm hocam. Sana şimdi bir sorum var. Eskiden bize öğrettiler büyüklerimiz ki dinim din İslam, kitabım Kur'an, azım, yürüşan, eştikatta mezhebim, eli sünnet, ver cumaat, imam da mezhebim, İmam-ı Azam Abu Hanife ilk kabristana inende bu soruyu melekler soracak. Eğer dilimiz döner de bu soruyu cevaplarsak hemen müzeyi geçecek. Sevabımı dilimiz dönüp de şey etmezsek, konuşamazsak hemen müzeyi geçmeyecek. Doğru mu yanlış mı? Ha, doğru mu yanlış mı? Efendim ben yenge hanıma şu bakımdan teşekkür ediyorum. Bakın büyüklerimiz bize öğretti diyor. Ben de şimdi o büyüklerimizi hatırladım Muhsin Bey. Dinim İslam, kitabım Kur'an, kıblem Kabe, Beytullah, müminim elhamdülillah. Yattım sağıma, döndüm soluma, sığındım Sübhanıma, melekler şahidim olsun dinime, imanıma. Yattım Allah kaldır beni, nur içine daldır beni, ölürsem iman üzere öldür beni, kalırsam sabah namazına kaldır beni. Yani o geçmişlerimizin ruhları şad olsun. Bugünkü gençlerimiz bakın, yani onları rahmetle anabilmemiz için onlardan böyle hatıraların kalmış olması lazım. Evet efendim, şimdi hanımefendinin sorduğu soruya gelelim. Ölü kabre konulunca böyle gök gözlü, heybetli, kim, nenin nesi, iki melek geliyor, belli belirsiz. Kim bunlar ya, nenin nesi gibi oluyor. Ama önce biraz heyecanlansa, dehşete kapılsa da sonra bir dostluk meydana geliyor. Men rabbuke ve ma dinuke ve men nebiyuke. Rabbin kimdir, dinin nedir, peygamberin kimdir diye sual soruyorlar. Müminse eğer kabre konulan kişi, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diye cevap veriyor. Melekler de diyorlar ki senin böyle diyeceğini biz bilirdik. Ama görevimiz icabı geldik. Bura senin için bir cennet bahçesi. Gelin hanım, gerdek gecesi günü. Damadı uyatmaya kıyamaz ya, tatlı bir uykuya dalar. İşte onun gibi kıyamet sabahına kadar sen burada rahat et der ve ayrılırlar. Şayet Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı tanımıyorsa, Allah'ı bilmiyorsa, dinin nedir, peygamberin kimdir, Rabbin nedir sorularına kekeliyor, bir türlü cevap veremiyor. Senin böyle yapacağını biz bilirdik ama görevimiz icabı geldik. Burası senin için bir cehennem çukuru olacaktır der ve ayrılırlar. İşte Hazreti Osman Efendimiz mezar başına varınca sakalı ıslanarak ağlıyor. Halbuki dünyadayken cennetle müjdelenmiş insan. Efendim niye böyle ediyorsunuz diyorlar. Burası ahiret yolculuğunun ilk durağıdır. Burada yakayı kurtaran öbür karakollarda da yakayı kurtaracaktır. İşte ben buradan nasıl kurtaracak mıyım, kurtaramayacak mıyım? Halbuki dünyadayken cennetle müjdelenmiş bir insanın taşıdığı sorumluluk duygusu. Yani Amr ibn-i As Hazretleri Mısır Fatihi vasiyeti şu, beni mezara bıraktığınızda hemen dağılmayın diyor. Orada biraz oturun, Rabbimin elçileri gelecek. Melekler siz gelecek. Orada biraz Kur'an okuyun. Sizin varlığınızdan cesaret alayım ve onların sorularına öyle cevap vereyim. Yine bir cenaze defni sırasında Peygamberimiz ne buyuruyor? İstağfiru li ahikum fe innehu'l an yusel. Kardeşinize rahmet okuyun. Şu anda o hesaba çekilmektedir buyuruyordu. Allah razı olsun hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.